Sen Tuttum. tuttun mu günlük balığını? Tuttum. Elime verdi sağ olsun. Merhaba hanımefendi, isminiz nedir acaba? Milan. Milan mı? İyi Milan. Ben de Chelsea'yim. Sidorf, Dida, Cafu, Ben Nesta. Ulan var ya, efsane Milan kadrosunu saydım Çakır. He? Herkes Efsane söylüyor. Milan kadrosunu saydım. Evet, Milan tanıyorum ben. Manti var bir de bunun ya. Benim mi manitim var? He, Hani nerede? Yani Inter. İskelede düzüşmüyor muydunuz? Na, iskelede de değil, kumsalda. Ha Ayrıca bak, manitim yok. kumsalda düzüşüyorlarmış. Ayrıca manitim yok. Nasıl? Mantin olmayan bir adamla mı düzüşüyordun? Abini biri aramıştı, bir daha Bile arıyordu. yapmıyor musun? Selamun aleyküm. Ben Alo. volta alayım, geleyim ya, oltam Merhabalar. kırılmış. Merhaba. Düzüşüyormuş hem. Ben Luciano Bu arıyor Bocetta. seni, Bu bu. geçenlerde Lucian. Signor Beço'yla görüşme yapmıştık. Bay Enzo ve Tamam. Ne, Enrico. ailemle ne alıp Ve verebilir hatırlar miyim? mısınız? Az Siz yani. ve Bay Enver Hatırlarım. oradaydı. Si bro. Ufak bir görüşme yapmak istiyorduk açıkçası Tabii sizle ki de sizlerle. mekaniğe gelin istiyorsanız. Olabilir ama konuşulacak konular biraz Özel mi? gizlilik esastır. Si, yes, özel. Tamam, egze bizim özelimiz zaten. Gelin buyurun efendim. Capito. Eğer orası sizin Capite o ilginizse. ekate o ekate şate makati. Reşti bu kota. Yo. Ekate şatti egze o koti, gelin. Egze de o Boyum bana kavuru inanma. makati. O ekate konuşuyor koti. Tamam, hallettim. Ya ben var ya, her dili konuşabiliyorum ya. Vallahi ya. Adamı iki Anasını dakika satayım, konuşayım kuyumcu hemen yanıyor herhalde. çözüyorum. Aha. Amına kodumun köpeğine İtfaiye bak. köpeği ezecek. İtfaiye köpeği ezecek. Hayır. Ananı sikerim itfaiye. Abi dur, köpek var. Köpek var. Heh, düz çık. Düz çık. Düz çık. Durun durun, köpeği Düz görmüyorsunuz. çık. Köpük gel, köpük. Gel gel. Al köpeği. Siktir gidin lan buradan. Ah, ballari ballari. Buna Ballari koduklarım. ballari. Efendim Nova, efendim abicim. Ha. Yok çaktırmam, yanımda değil. Yanımda değil, tekim. Abim. Senin balları diyelim. Sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. Seni çukura Ha. yerim. Sen mayranlı köpeği değil misin ya? Senin götünü yerim. Senin bokunu yerim. Tamam. 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 Hanimiş boklu götü. Bak, Hanimiş bana boklu doğru götü. bakınca böyle kalıyor mu Hanimiş bunun? boklu götü. Abi ne baksana abi. Abinin götüne baksana, çıplak. Vurunca şılap şılap ses geliyor. Tokatlasana mı götünü? Ne oldu lan kardeş? Abi bak, olayı arama. Amına bastım. Ananı Kaç 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 sikiyim. kaç kaç kaç. Ne kaçacağım, hayırdır amına koyayım. Kaç abi kaç, kuyumcunun oraya. Oho. Hayırdır Çakır, biz kaçmayı kimden öğrendik abim? Gel gel gel, atla abi gel. Olsun. Sicilimiz şu an görünebilir halde. Bir de şu görüşmeye geliyorlar. Nova mıydı arayan? He. Ne yapıyormuş? Ne olur diyor, Çakır'a çaktırma, ne yapıyorsun Tam diyor. çaktırma diyorsa çaktırma, boş ver. Ne Ha, ben yapıyor mu diyor? çaktırmadım zaten. He. Merak mı etmiş beni? Seni merak etmiş. Benim takılıyoruz abim, sıkıntı yok. Kardeş, egzeye birileri gelecekse dur inme. Tamam. Şuraya koyalım, girişte karşılayalım, içeri gidelim. Tamam. Güzel yollar. Oğlum hayırdır bana el kol kaldırıyorsun lan? Abi ben sana öyle bir şey yapar mıyım? Yapamaz zaten abi, hayırdır? Yapamam, Haddini doğru bil, diyorum. amına koyarım Sen senin. uzun He. namlunun tadını bilirsin Oğlum ama. ben her zaman evlisin lan, ben Ogi. Aynen öyle aslanım, gel yanıma. Öyle. Seni sikini yerim. Ben senin her zaman önünde dururum kardeşim, mermi gelirse ilk ben yiyeyim diye.
Dur şunları arayalım da. Aynen amına koyayım. Sahilde seni bırakıp kaçtım ya. Aynen o Rus bir çocuğu o ki. Ekoti bu evde egze gelir ekoti. Ben bekliyor oraya. Si geliyoruz yoldayız. Ekoti ekoti ekoti. Allah Allah. Bak nasıl anlıyor beni görüyor musun? Global dil. Herkes anlar. Hissiyat ya. Hissiyat bu amına koyayım. Hissettiriyor adama. Röşti bu kota amına koyayım ha. Dayı var ya. Sen daha önce dediğim kelimeleri duymadın. Duysan çok gülerdin. Ne dedin? Bazen siklemiyorum benim. Yanıma geldin ya. Ben de her zaman senin önünde dururum abim. İlk benim her zaman bana gelsin dedim. Sonra aynen. Dedim ki aynen sahilde kaçan ben değildim. Amına koydum çocuğu gibi. Bari sonra şimdi. Senin için ölüyordum farkındasın değil mi? Çakır sebe de razımsın razım sebe de razıyım hadi görüşürüz o zaman bayağı. Hadi Allah belesin. Şey yaptık ya, şey yaptım ya ben gidip abi orada beni bir görecektim var ya çelik yeleklerini öyle bam 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 bir attırdım kayanın arkasına sakladım. Mirza abi arkada iki tane polisi vurmuş amına koyayım oradan kurtulduk. Senin de ananı sikeyim seni. Ben abi ben koruyacağım yok, dedim. Değil abi Mirza arkada 4 polis indirmiş tek başına. Efecan abim ne bütün departmanı bombalamış. Hayır Oscar 6 tane orada barıyor düşürdü. Oscar'ı tek başına. Oscar var ya. Oo Çiko hoş geldin. Of ya. Bugün hastanede Fırat Demir bana ne diyor biliyor musun? Ne dedi? Hastanenin sahibi Pusat abi diyorum. O da diyor ki yo Marisco varmış diyor. He yönetim kurulunda da Oscar var dedim. Bizim tanış. İşimiz olsa çözeriz orada. Pusat nerede ki? Ne bileyim oğlum gelmesin zaten başımıza bela amına koyayım. Amına koyayım kabak kafalı şey umarı. Bizim yanımıza gelmedi amına koyayım çocuğu. Herkesin yanında görüyorum. Duydum daha doğrusu. Görüyoruz da abicim fotoğraflar da geliyor sıkıntı yok. Değil mi? Yani öyle. Abi biz yine de çok taşak geçmesek mi? Ne olacak buradan bizi mi duyuyorsun ama nasıl soktu mu kabak kafanı? Anla kodumun oğlu. He anasını siktiğim suratını siktiğim eni. Bakayım sen de beni satacak göz yok. Ben de seni satacak göz var mı? Barıyor savaşını düşündüm de üstüne gelince bu. Yok abi satmazsın. Eyvallah çakırım. Eyvallah abi. Kurban olurum sana. Eyvallah. Savaşında da biliyoruz seni abi. Bari ilk savaşında da biliyoruz. Tabii. Ben yattım diye sen de gidip ortalığı yaktın ya kurban oldum. Sikerim çakırım yatıyor. Sizin ayakta ne işiniz var? Kurban olurum abi. Ama şu Bari Savaşı'nda benim arkada kalma. Beni bir tık üzdü şu an. Şu an fark et. Bizimdesin. Oğlum sen de mi bagaja sıkışacaktın? Bagajda tek kişilik tesiste yer gelince... Ben oraya gittim, sen Efecan'la kaldın. Sen de kaçıyordun, amına kodum. Abi sen git, abi sen git dedikten sonra gitti. Bak, ben bu makarayı yaptım. Bak, sen bunu uzatırsan ben satıcı durumuna düşeceğim. Yok abi. Yani, ya bilinen adam niye düşsün ki koyayım amına. Ben biliyorum seni, biliyorum değil mi? Neyin açıklamasını yapıyorsun ki bana? Taşak geçer miyim satıcı olsan? Satıcı olsan seninle muhatap olur muyum? Bugüne kadar benim için kaç kere yattın hastanede? Ben saymadım. Çok. Sen saydın mı? Hastanede de federalde daha saydın çok yattım. Saydın mı? Saydın yo. Mı? Yani bak demek ki verdiğin değeri bir sınırı yokmuş. Hayır. Bu şey değil mi? Siki vermedi ya bizim yeni. Bakayım kim bu? Selamun aleyküm. Aa Sentino ne haber? Kim? Sentino, nobody come any tam tana. Kardeş ben senciyim ha. İsmimi söyleyemedin. Şevşenko. Ben senciyim birader. Şevşenko amına koyayım. Twitter'da olayları takip ediyorum. Ben Şevşenko senciyim kanka. Adamsın. Aynen öyle. Ben de senin senciyim. Yanına Trezeguet koysak forvet iyi olur. Forvet benim zaten ya amına koyayım. Dayın da kızın adı Milan'mış. Dayın da kızın adı Milan'mış. Gittim saymaya başladım. Dida, Gafu, Iniesta, Nesta. Pirlo, Şevşenko. Inzaghi. Aynen öyle. Kaka. Bok. Merhaba efendim hoş geldiniz.
ben şu arabayı tamir ettirecektim. Bir tek siz mi geldiniz? Çalışan gelecek olan var mı? Ha okey tamamdır. Ha, arkadaşlarınız da gelmiş. Gelin istiyorsanız arkada konuşalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın Senior Agi? Daha iyi görüyorum sen seni. Sen nasılsın? Valla şükür iyileştik artık ya. Bere takıyorum böyle dikiş yaraları da geçsin diye. Okeyim yani hiçbir sıkıntı yok. Magnifico Senior. Çok yakışıklısın zaten sen. Magnifico Senior. Hiç sıkıntı yok. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol kardeşim. Otomat var mı acaba? Hemen şu var içeride var efendim. Çakırım seni de içeri götür arkadaşlar biliyorum. Tabii gelin buyurun. Abi o ya bana yemek alır mısın? Seni istiyorum kardeşim söyle bak. Yemek alır mısın bana? Bana yemek, bana yemek. Sen de git çakırın lan. Sen de git çakırın lan. Gelin efendim. Oge abim, adamın dibi ya. Abim benim. Ayakkabılarınızın bacağı çözülmüş. Amına koyacağım bu ayakkabılarını. En son cırt cırtlı alacağım. Siy, arabayı al gel oraya. Buyurun efendim. Grazie. Senior Tucker, siz nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Siz gelin oturun, ben ayakta dururum şuna. Oturun. Gelin gelin, buyurun, buyurun buyurun. No buyurun. Problem, oturabilirsiniz. Ha, tamam. Siz ayakta, ben çok kötü hissederim ama abi. Peki gel o otur zaman, sen, gel oturayım. Grazie, gelin. Teşekkürler. Buyurun efendim. Senior Çakır, lütfen sen de oturur musun? Ya şimdi o gemi varken oraya oturmak saygısızlık olur. Şey, ben böyle şey... Ben böyle anladım. Şey yapsam... Ya şöyle durayım hatta istiyorsanız. Fark etmez, nasıl istiyorsan, nasıl rahat edeceksen sen öyle yap. Şimdi... Buyurun efendim. Kardeşim bir gelir misin? Konu şu, Senior Beço ile konuşurken Senior Alper'le siz vardınız yanında. Tabii. Biz beraber konuştuk. Bazı konularda kendimizi açık ettik. Bazı konularda Senior Beço da kendini açık etti. Yani. Bizler ilk konuşmamızdı. Güzeldi. Çok saygılı bir beyefendi Senior Beço zaten. Evet, Beço abim öyledir. Bizler de biraz daha yakından zaman içerisinde tanımak istedik. Sizleri ve sizden çok güzel bir jest gördük senior. Bir araba. Sırf ben burada vurulduğum için. Vurulmadım da. Kurşun sıyırdı. Bu açıkçası... Nasıl? Geçmiş olsun abi. Bilmiyorum olay grazie, beni. Grazie. Önemli bir şey değil senior. Açıkçası abi, buyur bu otur olarak... abim. Yok abim estağfurullah. Otur abi estağfurullah. Egzedeyiz abi. Tekrarlatma kardeş. Bunu bana. Yani. Çakır otomatta yiyecek bitmiş abim alırız şimdi. Biraz dayan. Tamam abi. Şimdi durum böyleyken biz de... Açıkçası bu aramızdaki iyi anlaşmaya nazaran size bir şey sormaya geldik. Tabii. Tabii buyurun. Birkaç kişiyle görüştük. Önce Mateo adında Meksikalı bir çocukla. Sonra tamam. Bazı yelek giyen agresif insanlarla. Şimdi bir de sizle görüşelim dedik. Yeleğinde 13-12 mi yazıyordu Dark mı? Dark yazıyordu. 13-12'yi bulamıyoruz ki. Aradık. Tabii. Buyurun. Şöyle aha. Bir bakınıyoruz. Bir fiyat araştırmasındayız ve bize bazı şeyler lazım senior. Neyin fiyat araştırması? Şimdi biz bir restoran açtık. Ve bulunduğumuz yerde biraz tekinsiz. Her gün turlar geçiyor dolucusuyla. Bu konuda bazen kullanacağımız, koleksiyonumuza katacağımız bazı şeyler lazım bize. Silah. Tommy Gun var mı? Tommy Gun? Bu Mafia 2'deki silah mı? Öyle altı yuvarlak, ince. Yok. Aa biliyorum. Mafia 2'deki silah yok ama... O ya bir gelir misin? Saygısızlık olmazsa bir iki dakika konuşabilir miyiz? Ne saygısızlığı. Oge abi. Ne kardeşim? Gel abi şu mutfağa girelim. Abi. Ne peşin?
Pembe'ninki bazı silahları satmayı düşünüyorum zaten. Güzel bir araba alacağım. Tamam. Bunlara verelim mi? Verelim abim. Bende sağlam cephanelik var biliyorsun zaten. Hiçbirine şey yapmadım. Biliyorum abi. Beço'da da var. Tamam. Tamam abim. Dur bir dakika burada... tam bir anlayalım. Sen karşılayabildiğin kadarını sen karşılarsın. Karşılayamayanı kasadan veririz. Tamam. Zaten o paradan abim çatının parasını falan çıkardık ya biz. Muhabbet tabii o yani. Ben vereceğim yani haberin olsun. Okey. Ben alkol tüketmiyorum. Karıştırmış olabilir. Siz bir şey içer misiniz bu arada? Senyor, kusura bakmayın sormayı unuttum. No senyor. Bu arada şarabın tadını beğendiniz mi? Beço abim için özel sıcak şeyde bekliyor. Dolapta bekletiyoruz onu. Beço abimin gelmesini bekliyoruz. O da sıcaklığında beklesin. O da sıcaklığı iyidir. Ayarlıyor ya tam şaraba göre. Şarap dolabı. Si. Anladım. Bizim kendi aramızda aktivitelerimiz var. Beraber kamp yapıyoruz. Vakit geçiriyoruz. 2-3 gün beraber kalıyoruz da. Oralarda alkol hep beraber tükettiğimiz için. Dedik onun da keyfini hep beraber çıkaralım. Evet. Anladım. Yani genel şimdi, olarak bir fiyat genel, araştırması. Pardon. Okey. Şu an net fiyat veremeyiz. İsteğiniz neyse onu söylersiniz. Fiyatı bir iki gün içinde veya bir gün içinde söyleriz size. Şimdi bizde bol bol yeterince malzeme var fakat işte Tommy Gun vesaire bunlar yok. Çünkü bunların gemide getirmesiydi, taşımasıydı falan sıkıntı oluyor sanırım. Basit değiller. Gelmemişler evet, galiba. Evet. Elimizde bulunan şeyleri saymamı isterseniz eğer. SNS, normal pistol, heavy pistol, vintage pistol, Uzi, bildiğin Uzi direkt. Benim arabanın üstünde sticker'ı olandan. Ayrıca SMG MK2, Compact Rifle, Sevidov. Yani piyasada insanların görebileceği tüm silahlar bizde mevcut. Senyor, bayağı yüklüymüşsünüz size. Kapa not al bunları. Yani fazlasıyla. Kapa notunu al. Crafty. Ufak bir... Şarjörde bir sıkıntı var mı, senyor? Algılayamadım. Ufak bir lafı girince. Buyur bir daha söyle. Şarjörlerde, yedek mermide herhangi bir sıkıntı var mı? Yok, hayır. Hayır. No problem ha. Arkadaşlar, çatının genel adına konuşuyorum. Bizde şehirde ne istiyorsanız bizde bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Senyor, bunu zaten okuduğumuz tozlu sayfalarda biraz gördük. Herkes medya olsun. Kötülemeye çalışırken sizi yüceltmişler biraz. Ya onlar gene kötülemeye çalıştı. Yansıyan onlar. Yani biz kendimizden övünmüş gibi olmayalım ama şöyle çok ben bile yani bu yaşımda 20 yaşındayım bu arada. Çok bedel ödedim. Bu işlerde doğup büyüdük birçoğumuz. Bu yüzden elimiz kuvvetli. Kontağımız sağlam. Yani çözeriz. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Senyor, bütün inancımla ve samimiyetimle sana şunu söylüyorum. Umarım Tanrım yardımcı olsun ki ödediğin bütün bedellerin karşılığını alırsın. Umarım. Şimdi dileklerin için sağ ol kardeşim. Biz de aynı şekilde umarım açtığınız dükkanda yürüdüğünüz yolda başarılı olursunuz. Beço ile olan konuşmanızda ben yoktum ama Beço'nun ağzından çıkan her kelime yani altına imzamı atarım. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Şimdi o da aynı şekilde bizim ağzımızdan çıkan her kelime imzasını atar. Ben aynen öyle. Size dürüst olacağım. Birçok insanla görüştük. Signor Valeri, Signor Mateo ve Signor CJ gibi bu şehirde ismi geçen insanlarla görüştük. Aldığımız ilk fiyat Signor Mateo'dan oldu ve 80 bin dedi. Bu fiyatı bir pistol için. Bu fiyatı başkalarına söylediğimizde çokmuş dedi. Çokmuş dedi. Bazı konularda eksiğimiz var ama salak değiliz. Kazıklanmak da istemiyoruz. Tabii ama şunu da biliyorsunuz ki bu silahların elimize gelmesinde bizim bazı ödediğimiz bedellerin de bu satışını gerçekleştirdiğimiz zaman bir karşı ödül olması lazım ki sizin dediğiniz gibi ödediğimiz bedellere değsin. Yani biliyorsunuz her şeyden önemli güç paradır.
Si. Şimdi sen CJ üstüne abi de büyük ihtimal ki... ben üstüne koyacağım ki ticaretin dönsün. Si. Aynen öyle. Üstüne koymadan satış yapan aptaldır. O bir satış değildir, hediyedir. Ama üstüne de ne kadar koyduğuna bağlı. Yani ama dediğim gibi siz aradınız bulamadınız değil mi? No. Fiyat bekliyoruz şu anda. Fiyat bekliyorsunuz. Ama 80 bile kaç tane satabileceği de önemli buradaki. Evet. 80 bin lira ama 2 tane vardır elinde. Açıkçası kimse bize elimizde yok başkasına gidin demedi. Hepsi birer teklif hazırlıyor. Biz de size de ayrıyetten bunun için geldik. Sizle nasıl yapabiliriz, sizde durumlar nasıl diye öğrenmek istedik. Yok, tabii ki de herkesten alabilirsiniz açık piyasa ama yarın bir gün üstünüze de işlenmediğiniz suçlar kalabilir. Tabii. Biz bunun size güvencesini verebiliyoruz. Onlar verebiliyor mu? Bebek gibi hiç dokunulmamış, sadece test atışı yapılmış silahlar. Bunun güvencesini verebiliyorlar mı? Siz kusura bakmayın, yanlış da anlamayın. Siz evet CJ abi güvenilir bir adam. Ona hiçbir şey diyemem. Ama geri kalanını kimdir nedir bilmiyorum ama siz çatıyla çalışıyorsunuz. Bizde yanlış bir hamle olmaz. Mesela Ogi abim. Ogi abi sen bir tane silah almıştın, hatırladın mı abi? Hı hı. Neydi o silah? Uzi mi diyorsun? Evet. Aldın. Suç işledin değil mi? Evet. Sattın. Evet. Biliyor muydun silahın şey olduğunu? Hayır. Bildikten sonra ne yaptın abi? Devamında arkadaşla hallettim olayı. Heh. Yani biz karşıdaki insanı mağdur etmemek için gerekirse o silahın üstünde işlenmiş bütün suçları üstümüze bile alırız. Bizim silahlarımız temiz. Bizim silahlarımızda herhangi bir suç işlenmedi. Bizim silahlarımızı polis görmedi. Senyor, sizin dürüstlüğünüze tamamen inanıyorum. Zaten aramızda geçen birkaç mevzuda sizin ne kadar bu işlerden anlayan ve güvenilir insanlar olduğunuzun kanıtı. Yani biz de size güveniyoruz ki bunları söylüyoruz abi. Capito. İnanıyorum ki... Bir de şöyle. Bizim herkes pislik olduğumuzu öğrendiği için artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Şey kafasına büründük artık abi. Götü yiyem yanlış yapsın. Capito, o zaman şöyle yapalım sinyor. Ben size aldığım bir teklifi söyledim. Siz de kendi teklifinizi oluşturun. Elinizde ne var, ne kadar var, neye ne kadar istiyorsunuz? Onları bize sunun, biz de değerlendirelim gerisinde. Tabii. Aklındaki rakam nedir? Ve heavy pistol mü düşünüyorsun? Yani heavy olur. Açıkçası SNS de lazım olacak. SNS var, çözerim. Kompakt. Okey. Kompakt mikro SMG'yi çözerim. Kimsenin bulamadığı eskiden ticareti dönem mikro SMG'yi çözerim. Ha, ben çok büyük oynuyorum. Ben ortalığın amına koyacağım diyorsanız keleş de çözerim. Bakalım sinyor, tekliflerinize göre. Ben ki... tekrar sorumu iletmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Sana 80'e fazla demişler ama. Yani 80'e fazla dedi birkaç kişi. Bunun hı-hı devamında gelecek tekliflere de açın. Yani sen bana 85 bu arada... ama temiz olacak dersen buna da açın. Okey ama ben salak anladım değilim dedin seni. Ya. Şunu demek istiyorum. Şimdi sen salak değilsin. Okey, bir iş yapacağız. Senin aklındaki düşünce nedir? Örnek veriyorum, sen dersin ki ben 60 almak istiyorum. Ben de derim ki mesela 75'i satmak istiyorum. Tutar 65'e helalleşiriz. Fiyatları attım kafamdan. Sadece senin düşünceni merak ediyorum heavy pistolle alakalı. Araştırmalarım devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Şu anda kafamdaki fiyat 70 bin civarı. Yani. Şimdi evet, başta baktığın zaman 10 bin dolar. Kime ne getirecek, ne götürecek diye düşünüyorsun ama toplu bir alışverişte önemli bir meblağ. 5 tane de kar etsen bir tane daha alıyorsun. Ne kadar almak istiyorsun? Evet. Şöyle bir 5-6 tane almayı düşünüyoruz.
Heavy pistol. Okey. SNS. Aynı şekilde. Onun da Okey. fiyatına göre belki 10 tane falan. Tamam. Bunları düşünelim. Karşılıklı paslaşalım. Hatta 3 gün sonra bu saatlerde kontak halinde olalım. Yine bir oturalım. Hem görüşmüş oluruz, hem konuşuruz. Capito, öyle. Bir de Uzi ya, bu için de arada bir fiyat alabilir 80 miyiz? bin kafamdaki düşünceye göre 80 bin inanılmaz ucuz bir rakam. Ya bu işte bir Evet. şey var ya da adam sizi çok sevdi. Başka bir şey olamaz bunun yani. Ya da işi Açıklaması bitti. olamaz. Bir de Kurtulmak istiyor CJ az adam. önce dediğiniz gibi. No, CJ Bunu bize yapabilirler. 80 bin vermedi. Ha. Bunu veren Mateo ben. Mateo. Mateo vermiş. Yani Mateo kim? şöyle Baryon'un eski elemanı. Şöyle düşünebilirsiniz Enrique. Akıl vermek gibi olmasın. Yanlış anlamayacağını biliyorum. Şöyle düşün. Baryo Birliği'nin eski üyesi dağılmış bir birlik olarak gördüğün zaman içeride liderlerinin bunları bırakıp gittiğini, içeride müebbet yemiş arkadaşlarının olduğunu falan düşündüğünde ve Southside'da bütün polisleri alt ettiklerini düşündüğünde Mateo ya da CJ'den alışveriş yapacağını sanmıyorum senin. Çünkü bu adamlar bunları yapmış adamlar. Yani alırsam batan geminin mallarını almış olursun. Hoş geldin Milan. Hanımefendi siz de beraber mi? Si Milan. İyi. Okey. Tanıştın Tanıştık mı? tanıştık. Signor Alparslan, Signor Ogi. Tanışıyorduk. Gittiler. Tanışıyoruz. Alıt almaya galiba. Signor, sizin isminizi kusura bakmayın. Bilmiyorum. Mirza zor. Signor Mirza, Piacere. Enrico Valente ben. Memnun oldum Enrico Bey. Güzel bir konuşma. Güzeldi. Yani biz dediğimiz gibi biz bazı şeylerin garantisini verebiliyoruz. Ha, şu da var. Yarın öbür gün bir sıkıntı yaşarsanız neyi yaşadığınıza göre o sıkıntıyı çözebilecek de güçteyiz. Siz de görüyorum ki çok güçlü insanlarsınız ama daha belirli şeylerin başındasınız gibi. Yeni geldiniz. Hepsi inkar Bazı etmeye şeyleri gerek elde yok. etmeniz gerekiyor. Biz dediğim gibi yani. Biz çok kaptırdık, çok verdik, çok aldık, çok düştük, çok düşürdük. Yani burada olay şey, abi. Ben sana bunun garantisini çatı adı altında verebiliyorum. Bence bunun Karşı burada tarafın bu bir ağzı yok ticarette diyorsun. en önemli şey senin için para değil de bu söz olmalı. Bu Katılıyorum sana. ağzımdan çıkan şeylere Beço abimin de katılacağına eminim. Ogi abimin de aynı şekilde, Mirza abimin de aynı şekilde. Ben öyle. Si, katılıyorum bu konuda sana. Yani şöyle bir baktığım zaman hala sinirleniyorum aynı mevzuya ama kendisi bir mekanik ve Ford'u İtalyan arabası sanıyor. Ford Amerikan. Sen Si çok si. tutuldun o çocuğa. Tutuldum. Mekaniksin sen Matteo. Sen nasıl Ford'u İtalyan arabası sanırsın? Of. Aşıktır o Enrico, aşıktır. Yani Kızlara İtalyanların kapılmıştır. kalitesiz araba üretildiği görülmemiştir. Lamborghini. Maserati. Ferrari. Zentornavi. Bak bak. Tuzak. Zentornavi. Grotti. No? Ekati. Çok Evakati. iyi. Morokati. Şimdi şunu diyeceğim, madem arabadan konu açıldı. Dediğim gibi düşünsene, iki tane Evo araba var. Birisi 100 bin, birisi 120 bin. 120 bin olan adam diyor ki daha pahalıya satan. Aracı sana sattıktan sonra da benim bu şehirde ismim var. Eğer bir sıkıntı olursa devamında yanındayım kardeşim diyor. Ama diğer sattığın adama güvenemiyorsun. 100 bine ucuz Sonra almak mı? evet 120 biliyorsun bine ekspertizde hava yastığı yerine aynen atlet öyle. var. Aynen öyle. Gibi. Bir de şöyle yani sen gidiyorsun birine diyorsun tamam mı? Böyle böyle bir şey var. Ben bunu çatıdan aldım. Yani bu ticaretin başlangıcı. İleride ne olur bilemeyiz abi. Belki direkt indirimli. Direkt beraber. Direkt askerli. Anladın mı? Bu Nasıl? ilk ticaret. Askerli. Askerli. Si, bakacağız orasına. Zaten şey konusunda katılıyorum size. Pahalı ve güvenilir olması, ucuz ve güvenilir olmayan arasında tabii. Yani seçimin Yani. pahalı olanın yanındadır. Güven en önemlisi. Yani Burada oyuncağa dışarıdan kalmıyoruz. bakıldığında Peygamber Enrique Efendimizin dediği gibi.
Pahalıysa vardır onda bir hikmet, ucuzsa vardır onda bir keramet. Ya, anlamadım. Pek böyle konuşmayı sevmeyiz ama şunu demek istiyorum. Şehirde Egze'den daha güzel, daha zengin, daha içi yapılan mekanik gördünüz mü beyler? Ne yap yani mekanik çatıdan, gayet güzel. Çatıdan daha iyi bir launch gördünüz mü? Ayıptır söylemesi. Çok göremezsiniz. Her yani. Zaman en iyisi bizdedir. O yüzden keşke bizden iyileri de olsun tabii de. Maalesef biz hayatta olduğumuz sürece. Ya gece hayatı konusunda sana rakip olurum. Ya keşke ol, keşke ol. Bu bizi sevindirir. Bu bizi sevindirir. Keşke bizden de üst insanlar çıksın. Biz de yeni bir hedef koyalım. Çünkü en iyisi olmaktan biraz sıkıldık. Rekabet yok. Hiç mi sizi zorlayan yok bu şehirde? Yani düşman yani. Olduğumuz yok. Aktif yok. Ama illaki bizim gibi konuşan birkaç kişi daha vardır. Rakibimiz yok diye. Bakalım. Tabii canım. Ama dediğim gibi. Biz size güvence veriyoruz. Sizin için de en önemli olması gereken şey bu bence. Zaten biz de bu alışverişi değerlendirirken bunu da göz önüne alacağız. Değil mi Enrico? Si. Bunların hepsini zaten düşünüp açma bir hareket yapmamak için insanlarla konuşuruz lan. Tamamdır. Ayağınıza sağlık. Yine buyurun gelin istediğiniz zaman. Yani Ford'a İtalyan diyen bir adamla ticaret ne kadar yapılır bilmiyorum abi. Gerçekten çok sinirliyim o konuya. Senyor. Bir de mekanik. Araba mı yaptırmam? Baba sen sinirlenme sakin. Ama, şey ama yapıyor düşünsene. Var. İtalyan arabanın motor kapağına Ford motor kapağı koyuyor. Of abi bilmiyorum. Bak. Germe beni. Germe beni. Ha. Bir de senin araba şeyine hani raporuna Ford yazıyor, şey yazıyor. Ananı sikip çok kötü. Sorma. Ya bak. Mesela bir signora vardı, adı neydi? Beyaz saçlı. Sizin mekanikte çalışıyor. Ezra. No, signora. Hanımefendi. Fatih dayı. Oakley. No, o da değil. Bu aynı zamanda mekanın birinin işletmeyi. Signor Cesar'ın doğru. Eşi. Helin. Signora Helin. O bilir. Ben her seferinde arabamı burada yaptırıyorum. Gider miyim ona? Ford'a duyduktan sonra gitmemen normal. No, hep buraya geliyorum. Çünkü neden? Signor Alper İtalyan arabası kullanıyor. Aynen. İtalya GT kullanıyor. Evet. Tabii ki de bura onun yeriymiş, öğrendim. Ben de ondan bir tane araba geliyorum. Alacağım işte nasipse. Onun için böyle uğraşıyorum. Bu arada ben hepinize telefonumu gönderdim. Eğer bir şey için ulaşmak isterseniz bana da ulaşabilirsiniz herhangi bir aynı konuda. Aynı şekilde. Numaram var zaten sizde. Sen ne araba almak istiyorsun senyor? Ben mi? İtali. İtali mi sen gerisini, de? Gerisini söylemeyeyim, sürpriz olsun. ETX mi? RSX. Ben de Bugatti almayı düşünüyorum ama. Hangi Bugatti var? Mirza abi? Alacağız. Veyron, orası... Chiron. Bak, neyse misafirlerimiz gittikten sonra konuşalım, olur mu? Tamam. Trax demez işte. Umarım. Teşekkür ederim konuşmak için. O zaman bize müsaade diyelim. En yakın zamanda teklifinizi de bekliyorum, sinyor. Görüşürüz efendim.